Biraz küçük gözüküyor olabilirim. John Deere'in devasa pamuk toplama makinesinin yanındayım. Size biraz yaklaşayım, öyle devam edeyim. Devasa boyutlarıyla John Deere'in son teknoloji pamuk toplama makinesi CP770. Şırnak Silopi topraklarında pamuk hasadına başladı. Biz de bu son teknoloji ürünü incelemeye geldik. Ancak eğer pamuk toplama işi yapıyorsanız, bu makinelere hakimseniz sadece kısaca şunu diyeceğim. Daha teknolojik, daha verimli, daha hızlı. Ama benim gibi nadiren görüyorsanız, belki de ilk defa görüyorsanız, şok olarak izlemeye devam edebilirsiniz. Şu makinenin yüksekliği 5 metreden fazla. Ağırlığı tam 31 tondan fazla. Yani boyutlarıyla zaten inanılmaz ama daha birçok yeteneğini hasat makinesinin içerisindeyken, operatörüyle sohbet ederken sizlere orada açıklayacağım. Buyurun başlayalım. Evet sevgili seyirciler, John Deere CP770. Ürünün adını dedikten sonra ben hiç konuşmasam da bence bu yarım saat makineyi sadece izleyerek de geçirebiliriz. İnanılmaz. Yani boyutlarıyla, özellikleriyle, verimliliğiyle, yaptığı işle sıra dışı. Her zaman denk gelmeyiz efendim böyle makinelere. O yüzden büyük bir keyifle ve hayran olarak öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Makinenin operatörü Emrah, soyadı Timur. Babası Cemil Timur. Evet. Hem başkalarına da hizmet veriyorlar, hem de 10 bin dekara yakın kendi pamuk tarlaları var. Tabii kendisini biraz daha detaylı anlatacak. Ancak biz neredeyiz? Şırnak Silopi'de. Daha önce de Silopi'ye gelmiştim. John Deere'in kendi ürün ilaçlama makinesini sizlere tanıtmıştım. O zaman da yine bir pamuk tarlasındaydık. O makine de son derece üstün teknoloji, sıra dışı bir makineydi. Ancak buna geldiğimizde kademe gitgide yukarı çıkıyor. Şu anda piyasada bulabileceğiniz en üstün teknolojinin seyrini yapıyorsunuz. Ben de içerisinde, Emrah'ta kontrolünde. Şimdi biraz sözü Emrah'a vereceğim. Emrah, kendini biraz tanıtır mısın? Tam olarak ben işlerini biraz tarif ettim, giriş yaptım ama biraz daha tanısın izleyenler seni. Benim adım Emrah, soyadım Timur. 10 bin dönüm tarla ekiyoruz. Hepsi pamuk mu? Evet. Yok, şey, mısır da var ama 10 bin dönüm pamuk. Güzel. Ekstradan yani cepheye 170. Önceden cephe 690 kullanıyordum. Bir tane mi makineniz var? Yok, şu an ikincisini aldık. Cephe 170, ikincisini. Çünkü 10.000 dekar, yani çok büyük bir alan. Evet. Bir de hasadın da dönemi kısa olunca yetişmek için iki makine anca oluyor. Anca oluyor. İşte bunu aldık, kullanıyoruz şu an. Çok memnunuz. Şimdi öncekinde kullandığın için ilerleyen dakikalarda sana kıyaslama yapma şansı da vereceğim. Vaktimiz geniş, konforumuz yerinde. Yani şu kabin bile başlı başına önceki nesle göre hemen hemen %30 hacmi arttı. Evet. Ancak bilmiyorum, öncekini deneyimlemedim. Eminim o da rahattır da. Yok. Şu an içeriye çok az ses alışıyla beraber, ki dışarıda mikrofona belki çok gelmemiştir, makine rölantide çalışıyordu. Sıra sonunda böyle dışarıda biriken tortuları üfleyebildiği ters fanı var. Onu bir çalıştırınca ben dedim ki adeta bir ayı gibi kükrüyor. Ya inanılmaz bir ses çıkıyor. Motor çalışırken içeriye sesin az girmesi de Emrah gibi operatörlerin çok konforlu, keyifli bir şekilde gece gündüz çalışmasını sağlıyor. Siz gece de çalışıyorsunuz değil mi Emrah? Saat 10'a kadar çalışıyorum. Tek gardiya olduğu için saat 10'a kadar çalışıyorum. Bir tek sen kullanıyorsun, evet. Yani. Başka bir işçiye vermiyorsun bunu. Yok, daha şoför bulamadı daha doğrusu. Peki, kullanmak isteyen varsa buradan çağrıda bulunalım. Evet. En azından Silopi ve çevresinde yaşıyorsanız. Yani bu teknolojik makinenin üzerinde her saatini geçirmek ister insan. Böyle bir dipnot düşeyim yani. Bence yeteneğiniz varsa elbette Emrah size öğretir. Gelin onunla beraber çalışın. Emrah, şimdi mevcut pamukları da biraz değerlendirelim. Tam uygun döneminde gibi gözüküyor. Evet. Yapraklar düştükten sonra kısa süre içerisinde bu pamukları toplamak lazım değil mi? Yoksa o pamuk kalitesi azalıyor. Evet. Sizin bir de çırçır fabrikanız var. Evet. Onda çırçır fabrikamız var. Topladığınız pamukları orada işliyorsunuz. Evet, orada işliyoruz. Peki. Oradan da ipliği fabrikası. Peki Emrah, merak ettiklerimi birazdan sormaya devam edeceğim ama kısmen teknik bilgileri vermeye de devam edeyim. Makinenin boyutları çok büyük bir kere. 31.500 kilogram yaklaşık, biraz daha üstünde. Bu kadar büyük bir ağırlık elbette çok büyük boyutlar getiriyor. 5.3 metre yüksekliği var. Bu tarladaki çalışma pozisyonu, nakliyede biraz daha alçak olabiliyor. Hele bir de arkadaki balyayı
böyle kapağı açıp bırakırken o yükseklik tahminim 7 metreleri buluyor. Adeta 2 katlı, 2,5 katlı bir apartman boyutunda diyebiliriz. Tırmanması bile zor. Üzerine birkaç farklı merdivenle çıkıyorsunuz. Hatta temizliğini yapmak üzere arkadaşlar en tepeye çıktığında ben de onlarla beraber çıktım. İnmem bile 20-30 saniye sürdü, öyle diyeyim. O kadar büyük bir araçtan, cihazdan, makineden bahsediyoruz. Tabii bu kütleyi hareket ettirmek, bu gücü yani nasıl bir güç gerekiyor onu aklınıza getirmiş olabilirsiniz. 13.6 litrelik 6 silindirli John Deere'in kendi üretimi PowerTech motor var içerisinde. Ve bununla beraber 555 beygir güç üretebiliyor. İnanılmaz boyutlar, inanılmaz rakamlar. Tabii ki böyle hasat makinelerinde bunlar da gerekiyor. John Deere tabii sadece traktör üretmiyor biliyorsunuz. Hasat makineleri konusunda da dünyada lider ve tüm donanımlarını da kendisi üretebildiği için bu anlamda birbirine uyumlu eşsiz ürünler ortaya çıkartabiliyor. Pamuk hasat makinesi teknolojisinde de çok ileri seviyede ve dünyada da lider konumda olduğunu söylemek lazım. Türkiye'de de dolayısıyla Türkiye önemli oyunculardan biri pamuk üretimi konusunda. Elbette gönül ister ki fiyatlar da daha iyi olsun ve daha çok üretim olsun. Türkiye pamukta büyük bir oyuncu dedik ama bu tabii ki çiftçinin desteklenmesi ve kazandığı şekliyle hayatını sürdürmesine bağlı. Şimdi gelelim sahadaki gerçek uygulamaya. Türkiye büyük oyuncu olduğu için, önemli bir pamuk üreticisi olduğu için bu teknolojileri de dünyanın her yerindeki eşit seviyede bulmak mümkün. İpso Tarım, John Deere'ı Türkiye'ye getiren distribütörü. İpso Tarım tabii ki Türkiye'ye uyumlu şekliyle getiriyor. Niye uyumlu dedim, onu hemen açıklayayım. Bu makine, aynı boyutlardaki bu makine biraz daha ağır haliyle CF770 değil de CS770 ürün koduyla andığımızda 12 sıralı tabla takılabiliyor. Özellikle ürün tanıtımında ben broşüründen okurken, biraz dersime çalışırken o görselleri de gördüm. Size de gösterelim fotoğraf veya videosuyla. 12 sıra birden toplayabiliyor. Bu tabii ki bu verimliliğin en üste çıktığı seviyeler. Ancak Türkiye gibi biraz daha parçalı veya hani mesela bu arazinin tesviyesi düzgün yapılmamış eğimleri var. Dolayısıyla 12 sıralı tablayı hani kontrol etmek veya buralarda yönetmek biraz daha zor olabilir. 6 sıralı çok daha uygun. Doğru mu dedim Emre? 6 sıra daha uygun. Daha uygun. Şimdi gelelim içeride neler sunuluyor. Tabii ki bu kontrol ünitesi yine son teknoloji. Yani bunun üzerinde John Deere Link diye size başka videolarda hatırlarsanız bahsetmiştim. Traktör içinde, ilaçlama makinesi içinde kullanılan JD Link şeklinde kısaltılmasıyla John Deere Link. Şu anda Türkiye'de aktif değil ama aktif olması için çalışılıyor. Bununla beraber ne sağlıyor? Tabii dünyada sundukları hizmeti söylüyorum size. Uzaktan bağlanabiliyorlar makineye. Uzaktan arıza tespiti yapabiliyorlar. Hatta operatörü fark etmeden önce arızaya doğru giden durumları tespit edip servisin oraya zamanında gelmesini, gelirken yanında getireceği, çözebileceği parçaları bile öğrenmesi ve tedarikli gelmesi gibi üst düzey servis sağlayıcılarını John Deere Link sayesinde elde edebiliyorlar. Veya bu tarlada nereden nasıl bir verim elde ettik? Bunu haritalayarak bir sonraki yıl tarla hazırlığında, gübrelemede vesaire nereye nasıl işlem yapacağınızı bu haritalarla beraber çok daha iyi anlıyorsunuz. Bu şekilde bir özet yapmış olalım. Şu noktaya gelmek istiyorum. Hani bir haritalama ne kadar verim alıyoruz dedik ya. Böyle büyük makineden bir balya da çıkıyor. Yani sadece toplamakla kalmıyor. O yüzden makinenin çok büyük boyutları var. Arka tarafında balyayı çok büyük boyutlarda yapıyor. Tam balyanın çapını bilmiyorum. Hangi çapta çıkıyor Emre? Şu an ortalama 2500-2600 kiloya yakın çıkıyor. Yani 3000'i de gördüm. 3000. Yani ağırlığı 3 tona yakın olabiliyor. Evet. Bu pamuğun da herhalde durumuna, içerisindeki nemine bağlı değil evet, mi? Evet. Peki balyanın çapı ne kadar oluyor? 2 metre de 2000, yani 228 santim. 228 santim çapı var. Evet. İnanılmaz. Yani biz bir rulo balyayı samanda veya mısırda yaparken hani o boyutları aklınıza getirin. Onun yanında bile sırf balyası bile dev gibi kalıyor. Tabii bunları taşımak için sadece traktör yetmiyor bazen. Forkliftlerde kullanılıyor veya işte telehandler dediğimiz daha yetenekli taşıyıcılarda bu alanda çalışması gerekiyor. John Deere bu ürünle, yani CP770 ile önceki nesillerine göre tabii ki bir gelişim sağladı. Bunu da şöyle özetleyeceğim. Eğer bir müteahhitseniz, başkasına hizmet veriyorsanız veya kendi tarlalarınız için kullanıyorsanız bu verilere alışkınsınızdır. O yüzden anlamlı gelebilir ama ilk kez izleyen için bu veriler çok da önemli değil. Seyri bile gayet güzel.
Şimdi kabin içerisinde dedik ki %30'a varan bir genişlik oldu. Ve kabin içerisine alınan sesin, yani operatörü rahatsız edecek boyutta zaten değildi de daha da sessizleşti. Bu kabin için söyleyeceğimiz ilk özellikler. Genel olarak hasat makinesinin hızı arttı. Operatörler için hız çok önemli. Çünkü dedik ki kritik bir hasat dönemi var. Dolayısıyla burada daha önce 7 kilometre olan hasat hızı 7.4 kilometreye çıktı. Bu böyle minikmiş gibi gelebilir ama şu an gayet yavaş gidiyoruz. 7.4 kilometre gün sonunda 10 saatlik bir çalışma sonunda teorik bilgilere göre edindiğim yaklaşık 17 dekarlık bir alanın daha fazla hasat edilmesi demek. Yani Emrah bu araçtan indiğinde 17 dekar daha fazla hasat etmiş olarak inebilir. Bu önemli. Aynı zamanda hasattan sonra bir de bunun nakliyesi var. O sırada da yaklaşık 32 kilometreye varan bir nakliye hızını elde edebiliyorsunuz. Balya hazır. Evet, bize bir uyarı sesi geldi. Balya hazır. Tahmin ediyorum ki drone bu anı yakalıyordur. Siz de izliyorsunuzdur. Şimdi kapak açılacak. Biz bir yandan toplama yapıyoruz, bir yandan da balyayı bırakıyoruz. Şimdi bu işlemin de hızlandığı bilgisini vermiş olayım. 48 saniyede önceki nesli balyayı bırakırken, yani bırakma işlemi şu an kapak açıldı, ben de kameradan görüyorum. Birazdan balyayı bırakacak. Evet, kapak yukarıya doğru kalktı. Şema olarak da görüyoruz ve arka kameradan da gözlemleyebiliyorum. Evet, balyayı yerde birazdan bulacağız. Şu an dış alana attı. İç tarafta yeni balya yapılıyor. Modül çıkarma durumunda şu anda. Alta bıraktı. Bu sırada tartıyor değil mi? Evet. Evet, balyamızın tartısından gelen bilgi de 2394 kilogram. Müthiş bir değer. Son ürettiği balya 2394. Nem de 8.4. Evet, nem de önemli. 8.4 nemde. Peki bu ideal midir sence? İddialı yani 9'dur. Yani normal şey kilosu 2500. Yok, kilo değil de şu anda hasat için tam ideal nemde değil mi? Evet. Nemi normal. Şu an çok güzel bir nem. Peki bu balyayı sen istediğin zaman mı bırakıyorsun? Evet, istediğim zaman. Yani şu an ikinci balya yapılıyor. Evet. İkinci balya dolmadan önce hani balyayı hat başına bırakıp. Güzel. Dolayısıyla hani nakliyeden de kazanmış olursun. Evet. Ürettiği balyayı bir yandan da taşıyor. Tabii ki biz ne demiştik ağırlığına? Yaklaşık 31,5 ton demiştik. 2,5 tona yakın bu geldi. Bir ikincisi daha dolduğunda yaklaşık burada 36,5 tonluk ağırlıkta bu toprakta gidiyor olacağız. Elbette toprak sıkışması aklınıza geliyor olabilir. O yüzden ön tarafta 4 tane geniş tekerlek, arka tarafta 2 tane çünkü dümenlemeyi oradan yapıyoruz. Bu ağırlığı iyice yaymış oluyoruz. Demiştim ki 48 saniyede eski nesli bu balya bırakma sürecini, yani modülü bırakma sürecini gerçekleştiriyor. Bu hızlandı. Yaklaşık 32 saniyeye indi. Bu da önemli bir geliştirme. Bu tarz bir büyük teknolojik cihaz için. Böyle büyük bir makinede dedik ki 555 beygirlik güç var. 13.6 litrelik bir hacme sahip olan 6 silindirli motor. Peki ne kadar bir yakıt tankı var sizce? Siz tahminleri düşünürken ben doğru değeri diyeyim. 1250 litrelik dizel yakıt tankı var. Bunda AdBlue da konuluyor. Daha çevreci bir motor olabilmesi için. 104 litrelikte bir AdBlue yakıtı konuyor. Tabii sadece depo yakıt için değil. Bunda bir de su deposu var. 1363 litrelik bir su deposu. Bunun da sebebi mevcutta o pamukları toplayan iğneler var. Dönerek mevcutta pamuk arasına girdiğinde onu sarıyor ve toplamış oluyor. Onların nemlenmesi gerekiyor. Bunun içinde 1363 litrelik bir su deposu üzerinde bulunuyor. Biz sıra sonuna geldik. Dönüşümüzü yapıyoruz. Bu arada bir traktörden çok daha iyi bir manevrası olduğunu söylemek lazım. Bu boyutlarda bir makine için şaşırttı beni. Hemen sıradan ayrılmadan dönüşümüzü yaptık. Yeni bir sıraya giriyoruz. Evet, balyamızı da sıra başında bıraktık ki yükleyiciler daha rahat alsın diye. Şu bilgiyi de vermiş olalım. Şu anda bunun üzerinde yok. Yani Türkiye'ye getirdikleri bu modelde Auto Track gibi sıra takip sistemleri bunda yok. Ancak opsiyon olarak sunulabiliyor. Yani operatör hiç direksiyona dokunmadan sırayı takip edip hem Auto Track denilen, yani sırayı duyargalı bir şekilde takip edilen, bir de bunu görüntüyle beraber bitkiyi analiz edip bu sefer hiç duyargasız takip edebildiği sistemler de var. Bunları hatırlarsanız ilaçlama makinesinde de bahsetmiştim. Ben daha önce bir kere pamuk toplama makinesi kullanmıştım. Daha küçük bir versiyon, başka bir markanın. Ve o sırada dümenlemekte inanılmaz zorlandım. Çünkü yapraklar birbirine çok yakındı, boy küçüktü ve görmekte, takip etmekte çok çok zorlandım. Onun gibi alanlarda mutlaka şarttı bence. Ama burada belki ben de operatör koltuğuna otursam kullanabilirim gibi. Değil mi Emrah? Kolay mı kullanması sence? Şu an yani direksiyon konusunda kolay. Direksiyon yani
Diğer türlü kolay bir. Zaten sensörleri ayarlıyor. Üniteyi bir tıkla indirip devam ediyoruz. Güzel. Mevcutta ürettiğimiz balyaların biz burada 238'e göre ayarladık değil mi? 228. Biz burada 228'e ayarladığımız için o çapta çıkıyor ama maksimumda o alanın üretebildiği maksimum balya çapı 244 santim. 2 metre 44 santim çapta balyaları çıkartabiliyorlar ama şu an kendilerine uygun olacak şekilde 228'e ayarladılar. Bu nakliyeye uygun olması için mi böyle yaptınız? Forklift büyük oldu mu kaldıramıyor. Onun için biz mecburen küçük yapıyoruz. Evet. Yani inanılmaz boyutlar, dolayısıyla gayet normal. Bir bilgi de yakıtla ilgili verelim. Yine önceki nesline göre verimlilik arttı. Dolayısıyla yakıtta da %20'ye varan bir tasarruf söz konusu oldu. Böyle büyük hasat makinelerinde çok fazla yakıt gittiği için sezon boyunca ve bizim ülkemizde de yakıtın üretimdeki maliyeti oranı çok yüksek olduğu için %20 bence inanılmaz bir tasarruf. Bunun altını çizmek lazım. Bir maliyette sargı maliyetleri, yani o balyanın etrafına sarılan ürünlerin de bir maliyeti var ve çok yüksek maliyetler bunlar. Burada da bir tasarruf söz konusu. Yine eski nesle göre %8'lik bir maliyet tasarrufu olarak broşürdeki bilgilerde yer alıyor. Ancak bunu nasıl sağlıyorlar? Tabii ki sistem aynı, hemen hemen aynı çapı üretebildiği için de fiziksel olarak aynı boyut gidiyor. Fakat sıkıştırma sistemleri daha verimli olduğu için bir balya içerisine daha yoğun, daha sıkışmış pamuğu alıyor. Dolayısıyla bizim ağırlığımız artıyor, yoğunluğumuz artıyor ve sargı maliyetlerimiz birim alanda %8 azalmış oluyor. Bu da çok önemli bir tasarruf kalemi. Zaten bu ürünü başta satın aldıktan sonra yakıt ve sargı maliyetleri en önemli kalemler olarak sürekli harcamanız gerekiyor. Emrah, sen bu makineyi eskisinde değerlendirebilirsin. Sezonu ne kadar süre kullanıyorsun? Başkalarına da hizmet veriyorsun. Şu anda bir başkasının tarlasındayız. Evet, doğru. Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yaklaşık 1,5 ay sürüyor. 1,5 ay? Evet, yaklaşık 1,5 ay sürüyor. Peki başka illere de gidip hizmet veriyor musun? Yok, biz ancak Silopi'ye yetiyoruz. Evet, Silopi'nin dışına çıkarıyoruz. Peki. 1,5 aylık bir dönem. Tabii bu alanın elle toplanmasını düşünün ki eskiden öyle toplanıyordu. Belki hala vardır Emrah. Elle toplanıyor mu bazı yerlerde? Şu an nadiren. Çok nadir. Evet. Yani çok zahmetli bir iş çünkü. Bunu bu verimlilikte toplamak, yani kaç tane insanın iş gücüne denk geliyor bu makine hesabını bilmiyorum. Eğer öğrenirsen, teorik olarak bunun karşılığı varsa videonun açıklama kısmına yazacağım. Daha önce bir patates hasat makinesi çekmiştim. Onun da linkini bırakırım. Orada tam 1250 kişinin insanın elle toplayabildiği patatese denk gelen bir hasat makinesini tanıtmıştım. Yani insan iş gücüyle bu makinenin yaptığı verimlilik kıyaslandığında tahmin ediyorum ki aynı benzer rakamlar çıkacaktır. Bir de işçi parasını düşündüğünüzde sezon boyunca o kadar işçiye vereceğiniz maliyet belki bu makinenin maliyetinden çok çok daha fazla olacaktır. Ve verimliliğini düşündüğünüzde de insanların bir de bedensel yorgunluğu var. Şu anda biz klimalı çok rahat bir kabinin içerisinde hiçbir titreşim hissetmeden, neredeyse doğru düzgün ses duymadan çok konforlu bir şekilde hasadımızı yapıyoruz. Sohbetimizi ediyoruz ve gün sonunda da neredeyse dinlenmiş şekilde diyeceğim, yorulmadan evimize gidebiliriz. Yani şu operatör koltuğu başka nesillerdeki veya başka markalardaki operatör koltuklarına göre bile çok daha fazla verimli. Bu dikey hareketleri %90 oranında daha az hissettiren bir koltuktan bahsediyoruz. Hatta bunda var mı bilmiyorum ama masaj özelliği olabiliyor bazı traktör koltuklarında. Evet. Var mı bundan? Burada yok. Tamam. Hatta yani traktörlerde, John Deere traktörlerinde böyle masaj yapan versiyonları bile var. Belki bunda yok. Ama hani o kadar konfor ileri seviyede ki gerçekten yorulmak yerine dinlenmiş de olabiliyorsunuz gün sonunda. Dolayısıyla bu maliyetlerin karşılığı bu şekilde geliyor. Ve pamuğun maliyetlerini de düşürebilmek için böyle satın almaları yapmak zorundasınız. Çünkü bugünün odaklanmamız gereken tek konusu tasarruf. Tek konusu verimlilik. Biz her ne şartta olursa olsun, belki bu pamuk fiyatları daha da yüksek olabilir, fark etmez. Dünyada da değişiyor. Kuraklık çok büyük bir etken. Amerika'da kuraklık pamuk üreticilerini etkiledi. Dünyadaki fiyatları da çok değişti pamuğun. Ancak ister kuraklık olsun ister olmasın, biz pamuğu en verimli şekilde üretmek zorundayız. Bu diğer tarım ürünleri için de geçerli. Dolayısıyla ben programlarımda, takip ediyorsunuz zaten biliyorsunuz, hep en iyi teknolojileri, en üstün teknolojileri gösteriyorum ki işin verimliliğine daha da fazla alışalım. Ben hani şu ana kadar bu videoda konuştuğum süre boyunca, bu makinenin içerisinde geçirdiğim süre boyunca inanılmaz etkilendim.
bu teknolojiyi bizzat şahit olmak benim için çok heyecan verici. Umarım bu heyecanımı, bu teknolojiyi size videoda da biraz aksettirebilmişimdir. Kısaca özetlemek gerekirse, bu makinede öne çıkanları tekrar bir saymak lazım. Görseli gerçekten çok doyurucu, görüntüler muhteşem. Ancak programı kapatmadan önce tekrar bir özet yapmak istiyorum. Önceki nesillerine göre artan hızı, 7.4 kilometreye çıkan artan hızı, balya bırakma sürecini 48 saniyeden 32 saniyeye inmesi, balyalama, fileleme, onun gibi sarma işlemlerindeki girdi maliyetlerinde %8 oranında azaltması, daha yoğun, daha ağır balya yapabilmesi ve böylece nakliyenin de daha verimli yapılabilmesi, yoldaki ilerleme hızının 27'den 32 kilometreye çıkması ve yakıt tüketiminde de %20'ye varan bir tasarrufu sağlaması, aynı zamanda operatörün içindeki bulunduğu kabinin de %30 oranında daha geniş bir hacim ve içeriye aldığı motor sesinin de daha da düşük olmasıyla beraber inanılmaz bir teknolojiyi inanılmaz değerlerde üstün bir şekilde sunuyor ve sadece bu maliyeti, bu satın almayı yaptıktan sonra size keyifli bir sürüm kalıyor, verimli bir iş kalıyor. Dolayısıyla biz de bugün tam onu yapıyoruz. Operatörü Emrah tam onu yapıyor. Emrah, bize vakit ayırdığın için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Buradan babanla yüze gelmedik ama ona da bir teşekkürü şimdiden yapmış olayım. Kendisi çekimleri kabul etti, sen de kabul ettin. Bizimle beraber bu vakti geçirdin. Bu makineyi bize tanıtmakta da yardımcı oldun Emrah. Sağ olasın, var olasın. Sağ olasın. Güneşi hemen hemen batırıyoruz. Buradan bir de Ankara'ya dönüş yolumuz var. O yüzden güneş batarken biz işimizi tamamlayıp buradan ayrılacağız. Bu güzel görüntülerle sizi biraz daha baş başa bırakıp ben sizlere veda ediyorum efendim. Bir başka teknolojiyle bir başka videoda tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.